daha çıkmadı bunlar? Kavgayı falan susmuş olmasınlar? Yok canım, kavga falan etmiyorlardır. Kader şimdi Meral'in kefaletini ödemiştir. Birazdan şu kapıdan çıkarlar. İnşallah. İnşallah. Kızlar. Kader, niye yalnız çıktın? Meral ne zaman geliyor? Çıkış işlemleri uzun sürüyordur herhalde, değil mi? Akşama kadar biter ama, değil mi? Biter tabii kızım. Sonuçta Kader parayı ödedi yani. Niye susuyorsun kızım? Konuşsana. Meral'in cezasını ödedin değil mi Kader? Ay Songül onu ödedi tabii. Başka şey sor. Yani ödemeyip ne yapacak? Hayır. Ödemedim. Ne demek bu şimdi Kader? Meral'i affetmiyorum demek. Cezası neyse çeksin demek. O kalleş için 5 kuruş yardım etmeyeceğim demek. Sayayım mı da? Kader ne yaptın ya sen? Yani ne yaptım? Onun yüzüne de söyledim. O benim soyadımı, ailemi, servetimi benden alırken iyiydi. Bir kere acıdı mı bana ya? Hayır acımadı. Ben de ona acımayacağım. Lan anlamıyor musun? Kız cezaevinde. Çıkar sonra kinlenirsin kıza ama önce bir çıkar. Kendi yaptıkları yüzünden hapse girdi zaten. Çeksin cezasını, ne yapayım? Kader, tamam bak Meral'e çok kızgınsın, anlıyorum. Ama bu yaptığın acımasızlık başka bir şey değil. Ha, o benim olan her şeyin üstüne yatarken acımasızlık değil. Ben hanımefendinin parasını ödemeyince mi acımasızlık? Nasıl ya? Ay ben kime ne anlatıyorsam. Kader, Meral 2 yıl cezaevinde falan kalamaz. Ya kız üzüntüden ölür ya. Bak sonra çok pişman olursun. Hiçbir şey olmaz ona. Kader, bak sen bir hata yapıp hapse düşsen, Meral senin için tüm parasını verirdi. Benim olan parayla beni cezaevinden çıkarırdı, sonra da kendini kahraman ilan ederdi. Kesin öyle olurdu. Kader sen niye anlamıyorsun? Bak kızım biz seninle kavga etsek, sonra sen hapishaneye girsen. Ya arkadaşım bak sen farklısın, siz farklısınız. Siz benim kardeşimsiniz. Ama Meral benim hiçbir şeyim değil artık. Ona kestiğim tırnağı bile vermem. Ya Kader! Abi, seni hapishaneye attıran kız vardı ya. Şu yetimhanedeki mi? Aynen. İçeri düşmüş. Ne diyorsun lan sen? Az evvel duydum abi. Sahtecilikten ceza almış. Bak sen Allah'ın işine. Tanıklık yapıp benim hayatımı mahvetti. Şimdi 2 duvar ötede ha? Abi yapma. Güncel abi yapma. Yaparıyorum yapma. 3 deyince. 1, 2, 3. Allah kahretsin. Yakalayın şunları. Koş Meral koş. Ya geliyorlar sonra bakmadan koş. Peki adamları görseniz teşhis edebilir misiniz? Ederiz tabii abi. O kadar korktuk ki yüzlerini unutmayız yani. Ne diyorsun? Kapatıyor muyuz hesabı? Kapatacağız tabii. Kapatacağız. O şeytan bana yaptıklarının hesabını ödeyecek. İçeride kadınlar tarafında tanıdığın bir ahbabın var mı? Evet var. Öldür de ikiletmez. Güzel. Hemen haber sal içeri. O kız buradan sağ çıkmayacak. Eyvallah abi. Emrin olur. Ya kızlar asmayın artık suratınıza hadi. En azından mahkeme Meral'in cezasını para cezasına çevirdi. Yoksa mahvolmuştuk. Ne mahvolduk ki Eylül? Kader duymadın mı? 5 kuruş para vermem dedi. Biz nasıl bulacağız 10.000 lirayı? Cemre, Eylül doğru söylüyor. Hemen enseyi karartmamamız lazım. Ya ne bileyim, yurttaki kızlardan isteriz. Sandviç yaparız, takı yaparız. Bir şekilde o parayı bulur, çıkartırız Meral'i. Aynen. Ya Songül, o dediklerinin o kadar parayı toplamamız bizim aylarımızı alır. Yani bizim bir hafta içinde o ceza parasını ödememiz lazım. Yoksa Meral 2 yıl hapiste kalacak. Cemre ne olur öyle deme, Allah korusun ya. Evet Cemre. Bak
Mesela hemen çalışmaya başlayalım, tamam mı? Ben eve gittiğimde takı yapmaya başlayayım. Aynen. Biz de kızlara sorarız var mı incik cincik bir şeyler falan diye. Değerlendiririz belki. İyi, tamam o zaman. Başlayalım. Pes etmememiz lazım. Bir yerden başlayacağız. Aynen. Hadi canım. Hadi. Asma suratını. Halledeceğiz. Geldiğinden beri ağlıyorsun. Hadi kalk, hep beraber sofraya oturalım, yemek yiyelim. Aç değilim, istemiyorum. İlk günler böyle zordur. Zamanla alışırsın. Ya, insan buraya alışır mı? İnsan ölür burada ya. Bir şeycik olmaz, korkma. Biz nasıl yaşıyoruz? Ya ben siz değilim. Ben gencim, tamam mı? Ya benim hayallerim vardı. Yok, hayır. Ben burada kalamam. Hadi sil gözyaşlarını, gel sofraya. Hanımlar, hadi sofraya. Söyledikleri kız bu muymuş? Evet. Allah. Bu kız ölse ne olur, kalsa ne olur? Bilmem valla. İyi para veriyorlar. Yarısı hemen, yarısı kızmış denden. Sen var mısın, onu söyle. Tamam. Halledeceğim. Geldim. Hoş geldiniz. Koştun mu sen? Kapıya yetişebilmek için koştum, evet. Koşmak yasak. Torunuma biraz özenli davranır mısın? Bundan sonra kapı çaldığı zaman Aysun koşar. Sen yerinden kıpırdama. Hoş geldiniz. Akraba mısınız? Hayır. Torunumun bakıcısı. Bakıcı mı? Bebek daha çok küçük. 2,5 aylıkken bakıcıya gerek yok ki. Yürü Aysun. Ben sana mutfağı göstereyim. Makarna. Makarna mı? Akşam yemeğinde makarna mı yiyeceksiniz? Evet, ne oldu ki? Makarna yok. Karbonhidrat zararlı bebeğe. Organik besleneceksin. Ben gerekli her şeyi aldım. Aysun, sana verdiğim listeye göre hazırla akşam yemeğini. Siz hiç merak etmeyin Selin Hanım. İyi de benim canım makarna çekmişti. Oo. Selin Sultan gelmiş. Hoş geldin anne. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Annem bana bakıcı tutmuş Güney. Ne? Sana değil, bebeğe. Artık bebeğin sağlığını düşünmem lazım. Size kalsa makarnayla, salçalı ekmekle büyüteceksiniz çocuğu. Vallahi biz öyle besleniyoruz, turp gibiyiz anneciğim. Sulluk yapma Güney. Ben sana hamileyken gayet bilinçli beslendim. Bak, sonuç ortada. Uzun boylusun, zekisin. Songül de zeki. Bu da demek oluyor ki çocuğumuz Einstein gibi bir şey olacak ha? Hadi Aysun, biz akşam yemeğini hazırlayalım, fazla geçe kalmasın. En geç 10'da uyuman lazım.
Ben de size yardım edeyim. Hayır, siz akşam yemeğine kadar dinlenin, ben hazırlarım. Yorgun değilim ki. Hadi gel Ersun. Ya buyurun. Olmaz ki öyle. Aşkım, annem yönetimi ele geçirdi. Yapacak bir şey yok, karşı koymayacağız. Gel otur. Yaslan arkana. Yaslan arkana, tadını çıkar. Bakalım neler yapacaklar. Cemre? Ben ütülerdim kendi gömleğimi. Sen niye ütülüyorsun? Yok, ben böyle boş boş oturunca Mel'e düşünmekten kafayı yiyecek gibi oluyorum. En azından bu bana böyle terapi gibi geliyor. Kafamı dağıtıyorum işte. Hatta ütülenecek başka bir şey varsa versene bana Eylül. Yok. Ama istersen yan odadaki kızlardan da isteyebilirim. Ay çok iyi fikir. Hadi bir koş getir sana, ne olur. Çok iyi fikir mi? Cemre, kızım kendine gel ya. Hırpalama kendini bu kadar. Ya tamam, Meral'i kurtaracağız. Hatta belki kader eve gidince pişman olmuştur, olamaz mı? Hiç sanmıyorum Eylül. Yani kaderi hiç böyle kararlı görmemiştim ben. Kendimi onun yerine koymaya çalışıyorum. Mesela ben sana yalan söyleyip senin yerine geçmişim. Hayatını, paranı, her şeyini çalmışım. Ne dersin bana, ne yaparsın? Kızarım tabii ki. Bak ben Meral'im, sen de kadersin, öyle davran. Ne dersin? Niye bana yalan söyledin? Hiç utanman yok mu senin derim. Biraz bağır çağır ama gerçekçi ol biraz, hadi. Niye bana yalan söyledin? Bu yaptığın çok kötü bir şey. Böyle yalan söylenir mi ya derdim. Nasıl benden bunu saklarsın? Benim olan şey aynı zamanda senin de. Biz kardeşiz derdim. Evet, biz kardeşiz Eylül. Kardeşler birbirlerine karşı da hata yaparlar. Ama sonra affederler değil mi? Affederler tabii. Keşke Meral Ejder'den önce gidip kadere söyleseydi her şeyi. O zaman her şey daha farklı olabilirdi. Keşke. Ben devam edeceğim. Nafi, vereyim mi bunlardan? Olur. Kızlar az çok demeden ne olur yardım edin bize. Hedoş'un dediği gibi damlaya damlaya göl olur. Evet, her kuruşuna ihtiyacımız var. Kızlar sadece 5 liram var. Olsun. Sağ ol. Kızlar, size var mı bir şeyler? Burada? Meral için para topluyorlar Feride Hanım. Çocuklardan o kadar para çıkmaz ki. Az buz para da değil. Zongül'le Güney'de takı satacaklar. Şimdilik aklımıza bunlar geldi. Keşke bende olsaydı da hepsini ödeyebilseydim. Biz de Toprak'a daha yeni Büşra'nın okul masrafları için kredi çektik. Kredi de alamayız. Aa, ama yarın benim maaşım yatıyor. Oradan 500 lira veririm ben. Süper olur Feride Hanım. Ya kader de biliyor bu durumu. Yanaşmıyor mu yardımcı olmaya? Biliyor. Ama çeksin cezasını. Bir kuruş bile ödemeyeceğim dedi. Tabii de. Meral'e de yazık ama ya. Ben bunu kötü günler için saklamıştım. Alın, bu da benden olsun. Kedoş, çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Hadiye Hanım, sen bir tanesin. Ya düşün ya. Macide ablacığım, söylüyorum sana, gerçekten vaktim yok ya. Ders çalışmam lazım eve gidip. Aa, ne demek vaktim yok? Olur mu öyle şey? Senin biraz kendini şımartman lazım. Zaten moralin bozuk. Ya ben alışık değilim ki öyle şeylere. Zaten gerek de yok şımarmaya falan. Gerek olmaz olur mu hayatım? Bak hem senin artık çok paran var. Harca harca bitmez yani. Böyle yerli yersiz şımarabilirsin. Çok avantajlı bir durum. Gel, gel bak ben senin nasıl moralini düzelteceğim şimdi. Çok güzel olacak. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni koleksiyonunuz çıkmış. Dergide gördüm ama bir de kendi gözümüzle görelim dedik. Tabii efendim, hemen çıkarım. Buyurun. Gel otur canım. Bakalım sana göre neler varmış. Kredi kartı yanında değil mi? Yanında, yanında, çantamda. Ya bu limitsiz demek, ben ne kadar harcarsam bitmez mi demek oluyor? Aynen öyle. Yani gözünü gördüğü her şeyi alabilirsin. Yani ama benim bir şeye ihtiyacım yok ki. Ay ama baksana şuna hayatım, ne kadar güzel. Sana ne kadar yakışır şu küpeler, muhteşem. Koleksiyonumuzun adı İhtişam. İhtişam. Ruhumun adı. Ay ya, harika bir şey bunlar. Bir taksana kulağına, nasıl duracak bakalım. Gerçekten çok güzelmiş ama. Abi kaça bu? 50. 50. Aa şaka. Sudan ucuz. Gerçekten de çok ucuzmuş. Yani insan da böyle bir dükkana girince çok acayip bir fiyatla karşılaşacağını zannediyor ama belli değilmiş. Değil mi? Çok iyi. Bak bakalım nasıl olacak? Takayım. Teşekkür ederim. Muhteşem oldu, muhteşem oldu. Bence biz bunu alalım, değil mi? Ben de çok beğendim. Ay alalım ya. Yani madem 50'ymiş. Sen bana kredi kartını ver istersen, ben ödemeyi yapayım. Vereyim. O sırada sen de vitrinlere falan bak. Bak şurada çok güzel kolyeler, yüzükler, müzikler var. Belki beğenirsin. Al Macide abla. Bakayım valla. Konuştuğumuz gibi küpeler için 25 alacaksın. 25 de benim komisyonum. Tamam. Nasıl, güzel mi? Ya her şey çok güzel ama bu bana yeter. Sen bilirsin hayatım. Yedimde takayım o zaman. Buyurun efendim. Ha bakalım, koyacağım sana. Teşekkür ederim. Çok cici oldu, çok cici. Sen bunları hiç kulağından çıkarma bence, hiçbir zaman. Ya benim de hiç böyle bir şeyim olmamıştı.
Nesi var? Sabahtan beri ağlıyor. Yatırıyorum daha çok artıyor ağlaması. Hiç böyle yapmazdı. Annem, annem, annem. Kulakta iltihap görünmüyor. Kaç aylık? 1 yaşında. 11 ay 22 günlük. Retinada kanama var. Bir yerden mi düştü? Yok. Fişek kanaması dediniz. Anne. Ne olmuş yavrum? Onu MR'dan sonra anlayacağız. Hemşire hanım. Buyurun doktor bey. Bebeğin acilen MR'ı çekilmesi gerekiyor. Tamam doktor bey. Hadi gidelim. Bir saniye. Size birkaç soru soracağım. Bebeğin babası nerede? Babası yok. Yalnız başıma büyütüyorum kızımı. Bakıcı veya aileden yardım eden biri var mı? Annem yaşlı zaten, burada değil. Bakıcım da yok. Bir kızımla ben varım. Niye soruyorsunuz bana bu soruları? Ben kızımın yanına gitmek istiyorum. Aşkım, akşam bize gelsene. Size mi? Size gelemem ben çünkü kütüphanede ders çalışmam lazım. Ya tamam, sonra çalışırsın işte. Bak gel, çok güzel film izleriz beraber. Sana mısır da patlatırım. Sen artık bu eve giremezsin Cemre. Yani sen niyetini anlamadığımı mı zannediyorsun? Pardon, neymiş benim niyetim? Niyetim belli. Serkan'la evlenip direkt bu zengin hayatına geçiş yapmak. Değil mi anneciğim? Ya ben öyle bir insan değilim. Ya biz bir kere bile konuşmadık Serkan'la evlilik meselesini. Böyle şeyler açık açık konuşulmaz ki. Sen ima edersin. O da sana teklif eder. Nazan teyze, ben Serkan'ı çok seviyorum ve sadece onun yanında olmak istiyorum. Kesinlikle evlenmek gibi bir niyetim yok benim. Mutlaka öyledir. Ama davul bile dengi dengine kızım. Sen yetimhaneden çıkıp bu eve gelin gelemezsin. Oğlumu kafeslemene asla izin vermem. Oğlumdan uzak dur. İyi misin? İyiyim ya. Şey geldi aklıma. Yani benim yani gerçekten ders çalışmam lazım Serkan. Çok çizimim birikti yani. Çizim yapmam lazım benim. Ya aşkım gel işte. Bak söz veriyorum sana. İzleyeceğimiz filmi de sen seçeceksin. Karışmayacağım, söz. Ya aşkım gerçekten çok isterdim ama olmaz yani. Yetiştirmem gereken bir sürü çizim var gerçekten yani. Çok işim var. İyi, tamam. Başka sen. Kısmadın değil mi? Doktor bey. MR sonuçları çıktı doktor bey. Sadece retina kanaması değil, subdural hematom ve beyin ödemi bulduk. Sarsılmış bebek sendromu. Yani annesinin bebeğe zarar verdiğini mi düşünüyorsunuz? Darp izi yok. Ancak çocuğu şiddetli bir şekilde sarsmış olabilir. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunlar ciddi semptomlar. Hemen polisi ara. Sosyal hizmetlere de haber ver. Tamam doktor. Selam gençler. Selam. Akşama basket maçı var televizyonda. Diyorum ki hep beraber toplanıp biz de izleyelim. Ne dersiniz? Bana uyar kardeşim. Beni pas geçin ya. Pek maç izleyecek havamda değilim. Eğer aklın Meral'de diye gelmiyorsan bizim de aklımız Meral'de Mert. Songül bütün gün evde takı yapıyor satmak için. Nasıl böyle bir şey yapabildi? Hala aklım almıyor ya. Çok kızgınım ona. Mert, sen Meral'i ziyarete gitmeyecek misin? En son konuştuğumuzda ara verelim demiştik. O yüzden bilmiyorum, gitmeli miyim, gitmemeli miyim? Niye? Ne niye Eylül? Sevgilim büyük bir yalan söylüyor ve bunu senden bile saklıyor. Sen olsaydın ne yapardın? Neyse tamam, kader geliyor. Meral hakkında konuşmayalım, hiç kavga edecek modda değilim. Aynen. Ay vallahi bundan sonra derslere ses kayıt cihazı getireceğim. Hocanın bazı dediklerini kaçırıyorum. Nasılsınız? İyiyiz.
Oho. Küpeleri almışız. Işıl ışıl parlıyor. Ya evet, beğendin mi? Bugün Macide ablayla aldık. Evet, çok güzel olmuş kader. Güle güle kullan. O zaman sen güle güle kullan arkadaşım. Al bakalım, aç elini. Yok. Yok yok, olmaz o. Ya hayır, hayır, saçmalama. Ben beğendim diye şey yaptın, sen yanlış anladın beni. Vallahi öyle demek istemedim. Ya hayır, sen bir şey dedin diye değil, zaten benim içimden geldi kızım. Hadi senin olsun. Ya kader, pahalıdır şimdi bunlar. Ben almayayım bunu. Yok yok, vallahi pahalı falan değil. 50 lira. Ya o şaşalı kuyumcularda bile 50 liraya bir şey oluyormuş. Ben de acayip şaşırdım. Hadi ne olur. Zaten pahalı olsa da ne olacak ki? Senden değerli mi? İyi olmayacaksan ben alacağım. Ya hayır. Hayır, tamam. Tamam, aldım. Hadi tak. Bırakayım. Oldu mu? Ay, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aşkım. Ben de sana bir şey aldım. Ben bir gidip geliyorum. Cemre. Kızım, ne yapıyorsun? Delirtiyorum. Niye kaçıyorsun? Ya kader, bıraksana beni, gitmem lazım ya, bırak. Ya neden gidiyorsun, anlamadım. Ya Serkan, Serkan bana evlenme teklif edecek galiba. Gitmem lazım kader. Çok güzel bir şey bu, tebrik ederim. Kader ne tebrik etmesi, tebrik falan etme bana ya. Gitmem lazım. Ya bırak. Çocuğa çok ayıp, dursana, ne kaçıyorsun? Ya kader bak, gelecek şimdi, ne olur bırak. Cemre'cim bir saçmalama, manyak mısın? Bir ton kız sevgilisinin ona evlenme teklif etmesini istersen böyle manyak gibi hareketler. Ya kader bıraksana beni, gitmem lazım ya, bırak. Hadi Serkan söyle. Cemre. Aferin. Ne yaptım ki? Ne oldu, iyi misin? En sevdiğin çikolatayı aldım sana. Ha, çikolata mı? Bana çikolata mı verecektin? Evet, ne sandın ki? Ben... Bu gerizekalı ne zannetmiş? Canımı yaktın. Pardon kadar şey. Ben ya böyle hani şakalar oluyor ya hani plastik hamam böcekleri falan öyle bir şey vereceksin sandım, korktum o yüzden ben de. Cemre, ilkokul çocuğu muyum ya ben? Ya o zaman bile böyle şakalar sevmezdim. Ne zaman böyle bir şey yaptığımı gördün sen? Saçmalıyor işte. Değil mi Cemre? Saçmalıyorsun. Ya aşkım çok özür dilerim ya. Alayım ben onu. Çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Ay, en sevdiğim çikolata bu. Yiyeyim ben o zaman. Bir ısırık alabilir miyim? Ben diyeceğim. Ay, açamadım. Bok oldum. Tamam, teşekkürler. Feriha Hanım. Merhabalar. Merhaba. Biz çocuk şubeden geliyoruz. Ben komiser Ali, yardımcım Fadik. Ben de Feride. Sosyal hizmetlerle görevliyim. Memnun oldum da. Polislik bir işimiz yok ki bizim. Çocuk hastalandı sadece. Biz olası bir çocuk istismarını araştırmak için buradayız. Çocuk istismar mı? Evet. Biz
Bebeğinize kötü davranmış olabileceğinizden... Ne diyorsunuz siz? Canım o benim. Ben bebeğime asla zarar vermem. Hanımefendi sakin olun. Lütfen sadece birkaç soru sorup gideceğiz. Bu süreçte Feride Hanım'a verir misiniz çocuğunuzu? 5 dakikanızı alacağız. Bir şeyler soracağız ve gideceğiz. Lütfen. Bakın bize güvenebilirsiniz. Hadi içeri bak bakalım boş mu? Boş. Tamam, buyurun geçin. Cemre sana inanmıyorum ya. Ne kadar komiktin kızım. Ay ne yapayım ya, sana bir şey aldım falan deyince ben de yüzük verecek sandım, korktum. Ay yani Cemre, bir insanın sevgilisinden evlenme teklifi alması ne kadar korkunç olabilir ki? Anlattım ya Eylül. Ya Nazan teyze Serkan'ın parası var diye onu kafeslemeye çalıştığımı sanıyor. Ya bak aynen bu kelimeyi kullandı ya, kafeslemek. Ya bana yakıştırdığı şeye bakın ya, iğrenç. Yani şimdi Serkan sana evlenme teklif etse sen sırf zengin diye kabul etmeyeceksin öyle mi? Etmeyeceğim tabii ki de kader. Yani eskiden olsaydı hani parasız olduğu zamanlarda bana evlenme teklif etseydi yani gerçekten mutluluktan uçardım evet derdim. Ama şimdi hayatta olmaz. Yani yoksa Nazan'la Defne de sırf parası var diye kabul ettiğimi sanacaklar. Baksana zenginliğin de bir dezavantajı varmış. Vallahi hayatımın sonuna kadar servet avcısı diye suçlanarak yaşayamam. Kızlar, ya benim için bir şey yapar mısınız? Benimle bir yere kadar gelir misiniz? Sarsmış mı? İtiraf etti mi yaptığını? Henüz bir şey söylemedi. Fadik hala sorguda devam ediyor. Bebek nerede? Doktorun yanında birkaç test daha yapılacakmış. Tamam. Çocuğa bir şey yapmadım diyor yani öyle mi? Evet yapmadım diyor da bebek bu hale nasıl geldi? Bunun mutlaka bir açıklaması olması gerekiyor. Vallahi ne düşüneceğimi bilemiyorum ben de. Yani bebeği bana verirken çok üzgün görünüyordu. Evet ben de fark ettim. Bu da kafamı karıştırıyor zaten. Acaba yaptıklarını hatırlamıyor mu? Bilemiyorum ki. Yani ben de ne düşüneceğimi şaşırdım. Şimdi kadın bir yandan yalnız bakıyormuş çocuğuna. Acaba... bir anlık öfkesine mi yenik düştü bilmiyorum ki. Önce bir polis kayıtlarına bakalım. Bebek daha önceden böyle bir rahatsızlıktan hastaneye getirildi mi onu öğrenelim. Komşularına falan da sorarız. Ona göre bir yol alırız. Tamam. Güzel bir yer burası. Bayıldım. Şu çiçekler. Kız bunlar çakma mı, plastik mi? Nasıl bir şey? Ne kadar güzeller. Çakma mı? Çakma falan kullanmayız ki biz. Annem özel bakım uygulatıyor da onlara. Bakım, o işleri ben çok iyi biliyorum tabii bakımı. Yani mesela aramızda bir varoş olsa diyecek ki çiçeğe böceğe niye bakım yapıyorsunuz? Ama ben anlıyorum çünkü ben gerçekten hani zengin kültürünü çok iyi bilen biriyim. Evet yani belli oluyor zaten. Yani param yok ama zengin kültürünü benimsemiş bir insanım ben. Yani çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Tabii aileden öyle birincisi. Bir de saraydan çıkma bizimkiler. Yani para olmasa da sonuçta bir asil, yani asillik var. Bu varoşun ne işi var burada? Ay yoksa Defne ile Ejder'in arasını bulmaya mı çalışıyor? Yani asillikle para başka bir şey tabii. Onları bağdaştıramıyorsun. Benimkiler saraydan çıkma asil. Parasız ama asil. Yani öyle düşün. Çünkü asalet daha önemli bir şey. Defne! Sen ne yapıyorsun burada bu kadınla? Hiç, Zehra abla kökenlerini anlatıyordu.
Merhaba, nasılsınız? Niye buradasın, ha? Sen neyin peşindesin? Neyin peşinde olacağım canım? Bahçeniz çok güzel, Defne'me rica ettim gezdir diye. O da kırmadı, ne var? Bırak, bırak, palavrayı bırak. Sen Ejder'le Defne'nin arasını yapmaya çalışıyorsun, değil mi? Ay oha! Oha Hanzi diyorum. Gerçekten şu an inanamıyorum buna karşı karşıya kaldığıma. Ne ayıp bir şey ya. Söylediklerini kulağın duyuyor mu yani? Sen ne zannediyorsun beni? Yemin ediyorum ağzını yırtmamak için zor tutuyorum kendime. O sıkar biraz. Çok güzel heykelcikler, onarım, bakım falan ama varoşsunuz. Hadi, hadi yürü. Allah'ım yarabbim, beni muhatap ettiğin kadına bak. Ya anne, niye sinirleniyorsun? Gerçekten çiçeklerden bahsediyorduk. Defne, kapa çeneni. Ay Allah'ım. Sen niye beni çocuklarımla sınıyorsun? Anlamıyorum ki. Hayır, bir tanesi yetimhane kızıyla evlenmek ister, öbürü babası yaşındaki adamla. Ay abartsaydın ya, Ejder'le benim aramda sadece. Kapa çeneni, kapa çeneni, alayım seni ayağımın altına. Yürü, yürü, yürü içeri gidiyoruz. Hadi yürü, yürü, yürü eve gidiyoruz. Yürü, yürü içeri. Bırak, oturuyordum işte şurada. Oturma, oturma, evin içinde, evin içinde otur. Yürü git, git. Güney. Sen de öyle olacaksın. Ne zaman alacaklar bizi, hadi ya. Birazdan alırlar herhalde. Sonra ben heyecandan öleceğim galiba. Vallahi kalbim küt küt atıyor ya. Farkında mısın? Biraz sonra bebeğimizi ilk kez göreceğiz. Güney, ben de bir tuhaf oldum ya. Oğlum ben anne olmayı becerebilecek miyim acaba? O ne demek ya? Sen var ya, hayatımda gördüğüm en iyi annelerden biri olacaksın. İnşallah. Bir şey diyeceğim. Bebiş kime benziyordur sence? Sana mı, bana mı? Ne bileyim oğlum. Neyse, birazdan öğreneceğiz. Ultrasonda belli olmaz ki öyle. Nasıl ya, olur mu? Ben annemle konuştum. O aletler artık çok gelişmiş vallahi. Bebeğim böyle kaşına gözüne varıncaya kadar her yerini görebiliyormuşum. Ya görünmez daha, sevgili bebek nohut kadar. Hadi ya. Böyle kolunu bacağını falan da mı göremeyeceğiz? E Güney. O daha çok küçük. Hadi ya. Neyse, sağlık olsun. Bu heyecandan öleceğim ha. Küt küt atıyor. Hadi ya. Ya yürü, yürü. Anne sen kafayı mı yedin, canımı yakıyorsun? Evet. Kafayı yedim. Bana kafayı yedirdin. Bana bak, bir daha o Ejder'in adını, ağzına aldığını duymayacağım. Telefonu ver bakayım bana, telefonu ver. Niye ya? Ha bir de soruyor şuursuz. Niye? Ejder'le görüşme diye. Tabletini de ver. Hepsini istiyorum. E bir daha yandan zincirle, tam olsun. Gerekirse onu da yaparım. Hiç merak etme. Senden ne istiyorsam çabuk yap, sinirlerimi tepeme çıkarma benim. Uf, iyi tamam. Al, ver. Bunda. Ben de sıkıntıdan öleyim zaten. Ay öl. Bana bak. Bir daha o Ejder'in adını ağzına aldığını duymayacağım. Onu görmeyeceksin. Görsen selam bile vermeyeceksin. Anladın mı? Anladın mı? Bir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum. Şuradaki siyah lekeye bak. Aa, o bebek mi? Evet, daha gebeliğin çok başındasınız. Şu an bebeğiniz çok küçük. Bu
ses ne? Kalp atışları. Kalp atışları mı? Kalp atışları mı? Çok tatlı. Güney baksana pıt pıt nasıl atıyor? Şu an dünyanın en mutlu insanı olabilirim galiba. Ben de sevgili, ben de. Niye geldik buraya? Kadar konuşsana kızım, niye geldik? Tam buraya oturmuştum. Ben o zamanlar ailemle alakalı bir ipucu arıyordum. Böyle önümüzden gelip geçen insanlar vardı. Bunlardan biri annem olabilir. Biri de babam olabilir demiştim. Hatırlıyor musun? Sonra insanları çevirip annem sen misin? Niye bıraktın beni diye ağlamıştın. Ne zavallıydın değil mi? Kendimi ne gibi hissediyordum biliyor musun? Bir çöp parçası gibi. Gerçek soyadını bile bilmeyen bir zavallı. Ama artık değilim. Artık değilim. Şimdi kim olduğumu biliyorum. Artık bana devletin verdiği soyadı taşımıyorum bak. Bak bu benim kimliğim. Bu benim gerçek kimliğim. Çıktı mı kadar? Hayırlı olsun. Bak. Anne adı Banu. Baba adı Ayhan. Soyadı Lokumcuzade. Ben kimsesiz değilmişim. Herkes duysun istiyorum bunu, herkes duysun. Duydunuz mu? Ben kimsesiz değilmişim. Benim bir annem babam varmış. Duyuyor musunuz beni? Benim annem babam varmış. Ben Kader Lokumcuzade'yim. Beni duyuyor musunuz? Benim annem var, benim babam var. Benim annem babam var. Duyuyor musun arkadaşım? Benim annem babam var. Kader, Eylül. Bırak da rahatlasın kız. Benim bir annem babam varmış diyorum. Neriman Hanım'ın
dediği gibi ağaç kovuğundan çıkmamışım. Yerden de bitmemişim. Duyuyor musunuz beni? Annem var, babam var, soyadım var. Ben kader lokumcuzadeyim abi. Babam sen misin? Abi bak, bak ne yazıyor burada. Neden bıraktın beni, nasıl bıraktın? Banu, Ayhan, anne adı, baba adı. Annem var, babam var. Kızım bana ne ya, Allah Allah. Amcacığım ne kızıyorsun? Benim soyadım var, soyadım arkadaşım. Annem sen misin? Nasıl bıraktın o Macare Bey'i ya? Nasıl bıraktın? Anne, anne. Arkadaşım bak, 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 bak. Kader lokumcuzade, lokumcuzade. Manyak mısın kızım? Bana mı söylüyorsun? Ya manyak falan değilim. Annem, babam var benim. Annem, babam var benim. Feray'ın sabıka kaydına baktım. Temiz. Komşularıyla da konuştum. Feray bebeğine çok düşkünmüş. Yani çocuğun üstüne titriyormuş. İşte yalnız bir anneymiş. Ve çocuğuna tek başına yetebilmek için evde çocuk bakıcılığı yapıyormuş. Bu bebeğine baktığı aileyle konuşuldu mu? Hı hı. Konuştum onlarla da. Yani Feray'a çok güveniyorlar. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamamışlar. Çocuğumuzu gönül rahatlığıyla emanet ediyoruz diyor. İyi de bu bebek nasıl bu hale geldi o zaman? Bir tuhaflık var bence Ali. Annesi yapmadıysa kim yaptı yani? Bence bunu bulmadan teslim edemeyiz bebeği annesine. Zaten öyle bir şey yapmayız. Bu hastane kayıtlarına bakıldı mı? Bebek hastaneye daha önceden getirilmiş mi? Bebek değil ama Feray bir kere gelmiş. Hamileymiş o zaman. Kadına araba çarpmış ama bebeğe bir şey olmamış. Allah Allah. Bir çay iç. Kız. Kız sen su gibi terlemişsin. Ne oldu sana? Bilmiyorum. Hiç iyi değilim abla. Yanıyorsun sen. Kalk bir elini yüzünü kahvale geçireceksin. Söylüyorsun. Belki kendime gelirim. Selamını getirdim. Sen onun hayatını bitirmişsin. O da seninkini bitirtecek. Ne yapıyorsun ya? Bırak beni. Ya bırak beni. Ya bırak beni.
boş burada. Meral, kız aç gözlerini, iyi misin? Ne olmuş? Ne olmuş? Ya, ellerini yıkıyordu, anlamadım ben de. Bir anda bayıldı. Ateşi vardı bunun. Hadi yardım edin, tutun, Bedir'e götürelim.